Evet, maç dengeli bir başlangıçla maça girdi iki takım da. Ama biz bir kanat hücumu bir de defans arkası koşuyla deplasmanda çok güzel bir avantaj yakaladık ilk 20 dakika içerisinde. Ne var ki içeriye 45 dakikanın sonunda 2-0 girebilseydik belki ikinci yarı işler biraz daha lehimize dönebilirdi ama ikinci yarının sonlarına doğru yediğimiz baskı, yediğimiz bir gol rakibi tekrar oyunun içine sokarken bize de açıkçası bir paniğe neden oldu. Devre arası bunu giderme anlamında konuşmalar yaptık ama ikinci yarının ilk düdüğüyle penaltı golünü yediğimiz 63. dakikaya kadar maalesef rakip sahaya bir türlü çıkamadık. Kasımpaşa çok dominant bir oyun oynadı ve buna karşılık veremedik. Zaten bu periyotta hatanın bir yerden geleceği kaçınılmazdı. O da bir penaltıyla 2-2 yakaladı. 2-2'den sonraki oyun tekrar enteresandır. İstediğimize yakın bir düzeye geldi. Yine atak arayan, gol arayan bir Konyaspor. Bugün şunu gördüm. Psikolojik faktörlerin çokça devreye girdiği bir oyun oldu. Öndeki takım, geriden gelen takım, skor avantajına sahip takım, bunu telafi etmeye çalışan takım görüntüsü maçın genel görüntüsüydü. Totalinde baktığımız zaman, maçın total özetini yaptığımız zaman 2-0'dan 2-2'ye gelmek bizim için üzücü. Ama 90 dakika uzatmalara baktığımız zaman da bugün 3 puanı almak için gerekli hamleleri yapan, bunu açıkçası hak eden bir Konyaspor takımı sahada yoktu. Bunu oyuncularımızla değerlendireceğiz. Özellikle ikinci yarın o bahsettiğim periyodunu çözmeye çalışacağız. Maçlar arası performans düşüklüklerine bir şekilde son vermek için gerekli çalışmaları yapacağız. Sorusu olan var mı? Buyurun lütfen. Kurum ve isim. Olgucan Kalkan, Demirören Ömer Ajansı. Hocam geçen hafta da 2-0'a geçtikten sonra 2-2'ye geldi skor. Bu hafta da yine aynı şey. Bunun yorgunlukla mı bir alakası var? Az önce de söylediğiniz psikolojik bir etken mi? Yani ikinci yarının belli yerlerinde, dakikalarında Konyaspor sanki birazcık oyundan düşüyor gibi oluyor. Bunun sebebi sizce ne? Şöyle, bugün aslında bunun bir cevabı oluştu. Normalde dediğimiz gibi fiziksel yorgunlukla alakalı bir durum olsa 2-0'dan sonra zaten dakikalar daha ilerliyor. Daha çok yorulmamız beklenir ve rakip baskısının üzerimizde çok daha fazla yoğunlaşması gerekir. Ama sanki 2-2 olunca bu sefer oynama sırası bize geçmiş gibi bir görüntü oldu. Bu bana daha çok psikolojik faktörleri işaret ediyor. Ama bunu normal mi karşılıyorsunuz diye soracak olursan hayır, bunu mutlaka çözmemiz gerekiyor. Peki, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İyi akşamlar.